Evet, merhabalar herkese. Peki, bugünkü dersimizde bir taraftan da chat kısmına baktım. İlk önce kendimi tanıtayım sevgili arkadaşlar. Zaten ismimi görmüşsünüz, sunuda da yer alıyor. Adım Ethem Esen. Siz de bu dönemde iktisada giriş dersini beraber yürütmeye çalışacağız. Bu Azerbaycan programımızda. Tabii ilk önce Türkiye'den her Azerbaycan'a kucak dolusu sevgilerimi ileteyim. Kardeş ülke, sizleri burada görmekten, hatta şurada sınıfı görüyorum. Sınıfın oldukça kalabalık olduğunu görüyorum. Şöyle yan tarafta baktığımda oldukça yoğun bir kitle var. Ne güzel, sizleri görmek gayet güzel. Peki, bugün neyi ele alacağız? Bugün kitabımızın, İKT 101U İktisada Giriş kitabımızın birinci ünitesi olan temel kavramlar ve tüketici davranışı konusunu ele alacağız. Peki, bu çerçevede dersimizin içeriğinde ne var? Bu derste sevgili arkadaşlar ilk önce işte iktisattaki temel kavramlardan bahsedeceğiz. Daha sonra kıtlık ve tercih sorunundan bahsedeceğiz. Çünkü iktisattaki en temel sorun işte kaynakların kıt olması. İşte bu kaynakların kıt olması bir tercih, ekonomik birimleri bir tercih yapma durumuna itiyor. Dolayısıyla kıtlık ve tercihten bahsedeceğiz. Daha sonra iktisadın temel sorunları nelerdir? Onları ele alacağız hızlı bir şekilde. Takiben tüketici davranışlarını ve faydadan bahsedeceğiz. Yani tüketici davranışlarını ele alırken işte fayda kavramından, marjinal fayda, toplam fayda ve tüketici nerede faydasını maksimize ediyor veya ne diyelim faydasını nerede çok diyor diye en fazla fayda veren durum hangisi veya tüketici dengesi nasıl oluşuyor, bunun koşulu nedir, bundan bahsedeceğiz ve son olarak da işte kitabımızın grafikleri anlamak kısmında işte grafiklerden bahsedeceğiz. Grafiklerden bahsederken de burada biraz hem hangi işte çeşitli grafikler kullandığımız iktisatta ve bunun yanında işte eğim konusundan bahsedip bugünkü dersimizi konu kısmını bitireceğiz. Sizin de sorularınız varsa bu dersin sonunda sizin sorularınızı anlamadığınız yerler varsa onları alırız. Bu şekilde ilerlemiş oluruz. Tabii dersimizin şöyle saatime de bakıyorum. Yaklaşık 50-60 dakikalık bir ders yapacağız. Sanırım bir sonraki dersiniz de var. O dersinize sarkmadan dersimizi bitirmeye çalışacağız. Peki başlamadan sorusu olan var mı? İlk önce onu sorayım. Yoksa ben başlayayım, bir geçiş yapayım. Hatta vaktimiz olursa ben kitabımızın arkası kısmındaki sorulardan da birkaç tane çözeriz diye düşünüyorum. Peki, sorusu olan yok. Peki, sınıf beni duyuyor mu? Şöyle duyuyorsa bir el kaldırsın. Şöyle bir göreyim elleri. Evet, tamam. Peki, ne güzel, ne güzel. Teşekkür ederim, sağ olun. Peki, gelelim temel kavramlara sevgili arkadaşlar. Peki, bir kere iktisat bir sosyal bilim. Yani sosyal bilimle kastedilen ne şu? İktisatta tek bir doğru yok. Yani bir fen biliminde bir kimyada örneğin fizikte kanunlar vardır. İşte maddenin kanunları vardır. Fizikte çeşitli kanunlar vardır. Tek bir doğru vardır. İspatlanmış. İktisatsa bir sosyal bilimdir. Beşeri bilimdir. Burada hani çeşitli modeller kurulur. Ve bu modellere bağlı olarak genel kabul görürse bu modeller bunlar bir teori haline gelir. Tabii siz de takip ediyorsunuz. İktisatta işte çeşitli okullar var. Onların en azından ismini biliyorsunuz. İşte klasik okul, Keynesyen okul, işte yeni Keynesyenler, yeni klasikler, kurumsalcılar, Marksist iktisatçılar. Yani çeşitli birçok okul var. Dolayısıyla bu okulların bize neyi gösteriyor? Tabii tek bir doğru yok iktisat. Farklı olaylara farklı yaklaşan ekonomik yaklaşımlar var. Tamam. Bu işte iktisadın sosyal bilim olma özelliğinden geliyor. Peki biz iktisatta dolayısıyla ne yaparız? Genellikle iktisadi olguları daha basit anlatmak için modeller kurarız. Biz bunları ekonomik modeller deriz. Ekonomik modellerde ne anlatılır? İşte en az iki değişken arasındaki ilişki. İki değişken, tabii bu iki ekonomik değişken arasındaki ilişki anlatılır. Değişkenler arasındaki ilişkiler anlatılır. Mesela nedir? İşte bir fonksiyonel ilişki.
ekonomik bir fonksiyon ilişki. Mesela X malı talebini veya bir malın talebini belirleyen unsurlar. Nedir bu? İkinci haftada göreceğiz. Bir malın talebini belirleyen unsurlar bir fonksiyon ilişkili mesela. O malın fiyatı vardır. Diğer ilgili malların fiyatı vardır. Efendimiz tüketici geliri vardır. Zevk ve tercihler vardır gibi gibi. Dolayısıyla biz işte kolay anlatmak için bazı mesela bir malın fiyatıyla miktar arasındaki ilişkiyi inceleriz. Diğer faktörleri sabit kabul ederiz. Bir ilişkiyi anlatırken işte malın talep eğrisini anlatırken. Tamam. Dolayısıyla bunları biz genellikle ekonomik modellerle anlatırız. Aslında ekonomik model dediğimiz şey